topluca bir adam çıkıyor. Beni öldüreceğini, tecavüz edeceğini söyleyerek beni tehdit ediyor. Bu olayı aranızda hatırlayanlarınız illaki vardır. Öncelikle o dönemde bana destek olduğunuz ve sesimi duyurmama yardım ettiğiniz için çok teşekkür ederim tekrardan. Gerçekten aylardır üzerine düşünmeyen bir olaydı ve sizin verdiğiniz destekle süreç hızlandı. Size zaman zaman durum hakkında bilgi vereceğime dair bir söz vermiştim. O zaman size güzel haberi de vereyim. Bu çarşamba günü saat 9'da duruşmam var. Kendisi duruşmaya görüntülü olarak ekrandan katılacakmış çünkü şu anda Kayseri'de bir cezaevinde tutuluyormuş. Bu yolda bana destek olan, arkamda duran herkese çok çok teşekkür ederim. Umuyorum ki gereken yapılacak, umuyorum ki gerekli ceza verilecek. Verilmezse de ben bu yolda savaşmaya devam edeceğim. Çarşamba günü sizlere gerekli bilgiyi vereceğim. İyi ki varsınız, iyi ki yanımdasınız, iyi ki arkamda durdunuz. Gerçekten sizi çok seviyorum. Fotoğrafı olayını açıkla. Öyle bir şey olmadı arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Sırf kendinizi savunabilmek için üzerime iftira atmayın. Beni de delirtmeyin. Cemre'den açıklama geldi. Gene yargı yapmayayım yani burada. Gerek yok böyle şey. Bu ne olayı? Ne diyorlar? Ya herhalde profiller buga falan giriyor ya böyle bazen. Giriyor kankam. Ya öyle bir dünya yok. Ne olmuş yani? Kastettiği, ima ettiği şey ne? Neden öyle bir şey yapayım ya? Allah Allah. Ne yapmışsın kanka? Profil resmi yapmışım. Bir tane editlenmiş bir fotoğrafı. Profil resmi yapmışım da. Neden editlenmiş bir fotoğrafı profil resmi yapayım? Editlenmiş bir fotoğrafı neden profil yapayım? Yürü. Kurban olduklarım, canına yandıklarım, balparelerim neden? Kaç gündür tartışıyoruz zaten. Bu tartışma biraz uzun sürdü. Belki uzun sürdüğü için böyle bir sonuca vardık, bilmiyorum. Böyle. Ensel videoları kaldırmamış. Yani o da kaldırır. Çünkü kaldırması gerektiğini söyledim. Böylelikle mevzunun daha çok uzayacağını. Benim burada ailem bildiklerime bir açıklama yapmam gerektiğini söyledim. Bu şekilde. Kimi kıskandım? Yansıttıysam eğer size de bir açıklama yapmam gerekiyor. Bu muydu yani? Sadece şöyle diyeyim size. Göründüğü gibi değildi. Biz defalarca kez zaten tartışıyorduk. Hani tek bugün değil. Sürekli tartışıyorduk. Sürekli tartışıyorduk. Onun morali bozuluyordu. Benim moralim bozuluyordu. Ne olursa olsun tartışıyorduk yani. Ben çok kıskanç biriyim. Ve hani çok kafamda kurduğum için yaşadıklarımdan ötürü hep böyle bir şey olacakmış gibi düşünüyordum. Böyle düşündüğümden onu üzüyordum. Böylesi daha iyiydi. Bu yüzden bitti. Şimdi arkadaşlar şu şekilde ben çok kıskanç birisiyim. Yani öyle böyle değil. Ve benim bu kıskançlığım ikimize de zarar veriyordu. Yani ben üzülüyordum. Ben üzüldükçe onu da üzüyordum. Daha sonrasında yine bir kıskançlık durumu oldu. Ben de hani bu şekilde seni üzdüğümü, sen işlerine odaklanamıyorsun. Ben kendimle ilgilenemiyorum, kimseyle ilgilenemiyorum. Ben de iyi değilim, sen de iyi değilsin. Bitsin dedim.
ve bu şekilde bitti.